Annemin adı Raziye, babamın ismi Kemal. Ağrılıyız. Yani annem babam Ağrılı ama biz Ankara'da hani yetiştik. Hiç oralara gitmedik çok fazla. Babam emekli polis, annem ev hanımı, 5 kardeşiz. 2 tane ablam var, onlar da hafız. 2 tane de erkek kardeşim var. İlkokulu bitirdikten sonra liseye başlamak istemiştim aslında. Lise 1'i okudum. Ondan sonra işte sorunlar çıktı. Bu vesileyle ablalarım da hafız olduğu için hani babam, özellikle babam yönlendirdi. Zaten ablalarımın hafız olmasını isteyen de en çok babamdı. Yine babamın yönlendirmesiyle ablalarımın eski kursuna gittim. Hocam işte sağ olsun, ondan daha önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştim. Yani ablalarım hafızlık yaparken 10 sene öncesinde ilk Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim hoca da yine hafızlık yaptım. Hafızlığa başladığım sene 2004 senesi miydi? Yok, 2004 değildir de. İşte lise 1'den sonra başladım. Lise 2'ye giderken, yani gideceğim sırada ona başladım. Biz ailedeki ilk hafızlarız yani. Hani bizden başka bu yönde şey yapan olmadı ama babam hani çok istiyordu. Babam her şeyden daha çok dini eğitimleri çok olsun. Hani Kur'an-ı Kerim'le çok haşır neşir olsunlar çok istiyordu. Hani okumamızdan çok daha fazla bunu istiyordu. Bu yüzden aslında hatta hani ablam, büyük ablam, ben hani okumayı da çok istiyorduk yani, ama iyi ki de babam bizi teşvik etmiş diyoruz şimdi. Çok şükrediyoruz. Çok memnunuz yani. Hani tabii okumak da çok önemli ama hafızlıkta hiçbir şeye değişilmez. Hafız olmaya aslında tam olarak karar vermedim. Yani işte dediğim gibi hani liseye de gidemiyorum. O zaman ne yapayım? Hani boş durmayayım. Hafızlık kursuna gideyim, ablalarımın gittiği kursa. Yatılıydım. Yani ilk sene yatılı kaldım. Sonra yatılıda tabii ilk defa yatılı kalıyordum. İlk defa ailemden uzak. Biraz zorluk yaşadım. Ondan sonra gündüzlü oldum ama gündüzlüğüm de tabii biraz zordu. Çünkü evimiz çok uzaktı kursa. Günde 3 vasıta yapıyordum yani gidip gelirken. Ama Rabbim kolaylaştırdı gerçekten. Bir Ramazan da geçirdim oruçlu bir şekilde yollarda, ama o kadar yani Rabbim kolaylaştırdı ki gerçekten. Ondan sonra son senemde bir daha yatılı oldum. Çünkü artık sayfalarım çok artmıştı. Sınav yaklaşıyordu. Daha verimli çalışmam gerektiği için. Hem yatılılığı yeterince yaşadım hem de gündüzlüğü yeterince yaşadım yani. Yatılı öğrenciler hani hiçbir sorumluluğu yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olacaksın ve dersini yetiştireceksin ertesi günü. Hiçbir sorumluluk, hiçbir senden beklenen bir şey yok ders haricinde. Bu yönden tabii çok avantajlı ama iyi bir hoca, iyi bir manevi eğitim olmazsa tabii o zaman da hani genç kız bir sürü bir arada. Hani bazen problem olabiliyor. İşte burada o yüzden yani hocaların çok manevi eğitime de çok önem vermeleri lazım ki hani sadece ezberlemekle değil de onu biraz da yaşayabilmekle, hani sadece tamam bugün ezberini getirdin hani bitti gibi değil de daha çok manevi eğitimle orası bir cennet gibi olabiliyor yani. Gündüzlüyken de tabii her gün annenin babanın yüzünü görmek, onların duasını almak, o da çok güzel bir duygu. Gündüzlüyken avantajları hani eve gittiğin zaman çok kalabalık bir ortam olmuyor. Hani daha rahat oluyorsun ama hani bir yerde yine yatılılıkta kişiden kişiye bence değişiyor. Yani bazı kişi yatılıyı kaldırır. Onun yatılı olmasını tavsiye ederim. Ama bazı insan da kaldıramazsa o zaman şart değil yani bence. Ablalarımın hafızlığıyla kendimi kıyaslamadım. Ablalarım benden zaten 10 sene önce hafız olmuşlardı. Onlar gündüzlüydü. Onların zamanında kursumuzun yatılı kısmı da açılmamıştı. Onların tabii bana destekleri oldu yani. Hani beni yönlendirdiler. Hani şöyle yapsan böyle yapsan daha iyi olur dediler. Özellikle büyük ablam, Elif ablam. Onların yani sıkıntıdan ya da baskıdan çok destekleri oldu. Hani hiç kendimi o konuda şey hissetmedim. Ama en büyük hayalim diyeyim Esra ablam kadar sağlam olabilmek. Esra ablam hani hafızlığı maşallah çok sağlam. Ben kendimi hani o yönde hedef koydum diyebilirim. Hani Esra ablam kadar sağlam olabilsem diye bir hayalim var.
hafızlıkta hocam Muaviye Yurdu Seven bizi gerçekten o kadar çok hani annemiz gibi hani o kadar çok severdi ki, ama dersimiz olmadığı zaman da o sevgiden kaynaklanan bir kızgınlık olurdu. Hani biliyorsun onun sevgisinden kaynaklanıyor. Sevmeyen insan bu kadar üzülüp bu kadar kızamaz. Tabii hocamız şimdi hafızlar çok uyumayı sever. Hani çünkü sürekli çalışınca sürekli bir hani uyku bastırıyor. Bir de şeytan da hani çok musallat oluyor. Arkadaşlarımız hani bazen arkadaşım uykuyu çok seven bir arkadaşım uyuduğu zaman hani kalk kaldırmaya çalışıyor. Hadi kalk dersini yap falan. Kalkmazken hani bir an kalksın diye hadi hoca geliyor dediğimiz zaman o hani uykusu ağır olan arkadaş yerinden böyle çivi gibi fırlardı mesela. O görüntüleri hiç gözümün önünden gitmez. Bazen hani yemek yemeye böyle telaşlı iniyoruz, hemen bir şeyler yiyelim, atıştıralım da hani ezberimizi yetiştirelim diye koştura koştura gittiğimiz zamanlar. Bir de hani geceleri kalktığımızda hani derslerimizi yetiştirelim, ertesi güne ezberimiz yetişsin diye. Hani gece kalktığımızda o da çok farklı bir atmosfer oluyordu yani. Güzel bir şeydi. Onun haricinde annemler sağ olsun hani benden hiçbir beklentileri olmadı. Hani şunu da yap, bunu da yap diye. Hep hafızını yap da yeter ki. Onun o şekilde oldu. İşte bazen hocamızın hani hafızlık karşılıklı anlayış yani. Hem hoca anlayışlı olacak hem öğrenci anlayışlı olacak. Çünkü hafız hocasının da işi kolay değil. O da çok stresli bir işle uğraşıyor. Bazen hocamız hani bize sinirlenirdi. Başka bir arkadaşımıza kızar. Hani bazen bize çatardı. O zaman biz ona anlayış gösterirdik. Bazen de hocamız bize anlayış gösterdi. Hani yetiştireyim, hasta oluyorsun, rahatsız oluyorsun, moralin bozuk oluyor. Biz dersimizi yetiştiremediğimiz zaman bazen de hocamız bize müsamaha gösterirdi. Tabii sorunlar yaşıyor insan. Yani insanın olduğu her yerde sorun oluyor illaki. Hele bir de Kur'an'la haşır neşirsen sürekli bir şeytan vesvese veriyor. Hani sıkılıyorsun, uykun geliyor, yapmak istemiyorsun. Ama bir şekilde zorluklardan çok daha fazla güzellikler olduğu için hiçbir şey değişmiyor yani hafızlık. Biz kursta yatılı kaldığımız için hani bazen çıkan yemeklerdense dışarıdan bir şeyler alıp yemeyi tabii seviyorduk, bir de öğrencilik. Çiğ köfteyi çok severdik biz hani arkadaşlarla. Hocamızdan da korkuyoruz hani, hocamızın evi lojmanda hemen kursun üstü. Ara sıra bizi kontrol etmeye inerdi aşağı bizden habersiz. Bir gün akşam saat kaçtı, bayağı da geçti yani, saat 9'dan sonraydı belki akşam. Biz çiğ köfte aldırmıştık. Kursun yatakhane bölümündeki en küçük odasında kaç yani belki 8-9 arkadaş dip dip ama böyle yani omuzlarımız böyle hareket edemeyecek şekilde sıkışık bir şekilde oturmuşuz. Önümüzde çiğ köfte yumuluyoruz yani tabiri caizse. Ondan sonra tam o sırada kapı bir açıldı, baktık ki hoca ama nasıl hepimiz yani bazı arkadaşın başı açık yani ortada sofra falan, hepimiz böyle donduk kaldık. Hocamızın ama işte o an hoşuna gitti. Hani şey gelmiş hocamızın gözünün önüne. Yani sahabeler gelmiş, öyle söyledi bize. Ondan sonra hani biz bir tepkiyle karşılaşmayı beklerken hocamız hadi yiyin dedi, rahat olun dedi. Çıkmıştı ama o zaman o korkuyla hepimiz böyle titremiştik. O an mesela hiç unutamam yani. Onun haricinde yatakhanede biz şey yapardık hani çok sıkıldığımız zaman derslerden. Bazen hani artık insan bunalıyor. Hep şey yapardık. Bitirdiğimiz günü hatırlayalım. Bitirdiğimiz günün hayalini kuralım falan. İşte bitmiş, üstünden bir sene geçmiş, işte törenimiz olmuş falan filan diye. Sanki o günler hiç gelmeyecekmiş gibi. Ama işte bitti. Törenimiz de oldu, bitti. Ve ben buradayım, anlatıyorum işte. Her şey geçiyor, bitiyor. Arkadaşlarımızla çok güzel anılarımız var. Yani hani hafızlık arkadaşım hiçbir şeye benzemiyor. Hani nerede edinirsen edin arkadaş. Ama hafızlık sırasında hele bir de yatılıysan hani oradaki arkadaşlık bir başka oluyor yani. Hem hocana karşı sevgin hem arkadaşlarına karşı sevgin. Bir farklı oluyor yani, hayatında farklı bir yerde oluyor.